Bu hafta sonu sizlerle birlikte güzel bir kahvaltı yaptık. Bu kahvaltıda aslında bizim amacımız, bizim hedefimiz sizlerin moral ve motivasyonunuzu en üst düzeyde çıkarabilmek ve sizlerin inşallah bu imtihan döneminde özellikle sınavlara gidecek olan kardeşlerimizin hiçbir sorunu kendi kafalarından problem etmemesi ve hiçbir şekilde hiçbir mazeret ürememesi, sorunlar, çevremizde problemler ne olursa olsun bizler bu sorunları fırsata dönüştürüp inşallah bu yaklaşmakta olan imtihanlarımızda en yüksek başarıyı nasıl elde edebiliriz? Bugün siz çok kıymetli Yüksekova'dan bana ve özellikle Tuşba'ya gelen çok kıymetli kardeşlerimizle birlikteyiz. Sevgili gençler, bizler Vanlılar olarak bu 2011 depremlerinde Türkiye'nin dört bir tarafına dağıldık. Her tarafa Vanlılar gittiler ve gittikleri her yerde de aynı bu şekilde toplumumuzun Kadir Şinas, Türkiye'nin her köşesinde aynen sizlerle birlikte nasıl şu anda bizler buluştuysak, orada belediyelerimiz, orada merkezi hükümetimiz, kaymakamlıklar, valilikler, gerçekten sivil toplum örgütleri, herkes üzerine düşeni yaptı. Şimdi bizler de bugün özellikle bir ensar olarak burada gelen çok kıymetli siz sevgili öğrencilerimizin demin masalara dolaşırken birçoğumuz ilk kez yurtta kalmış, ilk kez yurt ortamını yaşamış ama ona rağmen bakın en mükemmel derslerinde en mükemmel başarıyı sağlamak için de öğretmenlerimizle, idarecilerimizle hepimiz birlikte en güzeli üreteceğiz. Bakın zaman hızla akıyor. Zaman durmuyor. Ve özellikle sizlerin imtihana girecek olan kardeşlerimizin de bu geri kalan zaman dilimini en mükemmel şekilde değerlendirmesi lazım ki çok güzel üniversitelere girelim. Çok güzel üniversitelerden sonra dünyanın dört bir tarafında, Türkiye'nin, cennet memleketimizin dört bir tarafında hizmet edebilirim. Şimdi bu güzel ortamda şunu görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten Türkiye cennet bir memleket. 13-14'ünde Ankara'da bizim yerel yönetimlerimizle belediye ve gençlik diye bir konulu sempozyum vardı. Bu sempozyumda Türkiye'deki tüm AK belediyelerin, özellikle AK Parti'de kazanmış olan bütün belediyelerin hedefleri nelerdir? Gençlik için neler yapıyoruz? Ben bir baktım ki hakikaten sevgili gençler, Türkiye'nin dört bir tarafından, başta da İstanbul'daki iller olmak üzere artık altyapı, üst yapı bütün işler bitmiş, tamamen gençliğe yönelik. Dereceye giren çalışmalara baktık. Mesela Tokat'ta bir belediyemiz 15'liler. Hepimiz o şeyi biliyorsunuz. 15'liler geliyor. Bakın orada o ruhu yaşatabilmek için gençlerimizi hem il içinde hem il dışında gezilere, faaliyetlere götürerek onların moral ve motivasyonunu 15 yaşında olanları sürekli iyiliyorlar. Yine Şahinbey belediyemiz olsa gerek Antep'te. Onlar da aslının nesli, yani gelecek neslin nasıl olması gerekir hakikaten onlarla ilgili bir proje, onlarla ilgili bir çalışma gerçekleştirmişlerdi. Tabii Tuşba Belediyesi olarak da biz de bir proje hazırlamıştık. Bizim projemizin başlığı Muhabbet Şehri'nde Dava Gençliği Yetişiyor. Tuşba'nın en önemli özelliği o. Biliyorsunuz Büyükşehir Yasası'ndan sonra Van'da kurulan iki ilçeden biriyiz Tuşba Belediyesi. Biz acizane daha önce üniversitede çalışıyorduk. Üniversitede çalışırken de Yüksekova'yı, o Mor Dağı'nı, Cilo'ları, Sarp, Buzul Gölü'nü adım adım gezmiş bir kardeşinizin. Yani ben de sizin gibi bir Yüksekova'lıyım. Oradaki bütün köyleri, oradaki bütün dağları, dereleri, o Haniye Hacı'den Oramar'a kadar her tarafı gezmiş biriyim. Yani oradaki çiçeklerden, oradaki nehir sazlığından, oradaki kalandan bütün köyleri bilen bir kardeşinizin. Gerçekten Yüksekova çok güzel. Yüksekova çok çok güzel. Allah'ın izniyle o güzelliğiyle
tekrar Türkiye'mize yakışır, mükemmel bir şehir olacak. Ben bunun özellikle gelecekte bunun bir 5-10 yıl sonra uluslararası bir yer olacağını ben şimdi size müjdesini vereyim. Tabii o zaman sizler de döndüğünüzde Yüksek Ova'ya çok önemli mevkilerde, çok önemli makamlarda inşallah birer yönetici olursunuz ve Yüksek Ova'nın o güzelliğine birlikte yaşarız. Yüksek Ova hakikaten memleketimizin serhat illerinden biri olacak gelecekte. Biz bu güzel ilimizi, ilçemizden siz geleceğin yöneticisi olacak, geleceği şekillendirecek ve oradaki insanlara huzuru, kardeşliği, barışı oluşturacak. Biz siz gençlere çok güveniyoruz. Evet, bizler arkadaşlar sizler için varız. Şehir evi dediğimiz belediye başkanlarının tek bir amacı var. Başta gençler olmak üzere memleketin geleceği olan bizlerin nuru, göz nuru olan siz çocuklarımız en iyi yerde görebilmek ve bunu da yapabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sizin için özellikle bu kalan süre içerisinde başta çok kıymetli kaymakamımız, ilçe milli eğitim müdürümüz ve VEDAŞ, VEFSAŞ gibi diğer sivil toplum örgütlerimizle birlikte hizmet sunan tüm kamu ve sivil toplumda inşallah gençlerimizin daha iyi makamda, daha iyi mevkide olması için, moral motivasyonu daha yüksek tutabilmek için projeler gerçekleştireceğiz, geliştireceğiz ve bu projelerimiz inşallah arkadaşlar bir size şunu diyoruz. Asla mazeret yok. Hiç kimse hiçbir mazeret üretmeyecek. Sınava giriyorsunuz, tamam mı? Bu sınava en iyi şekilde hazırlanacaksınız. İkincisi, ailelerimiz inşallah en kısa zamanda huzuru tekrar yeniden biz kendi o güzel evlerimize, o güzel okullarımıza her birimiz yeniden döneceğiz Allah'ın izniyle. Bundan ümit varız. Ama siz de şunu istiyoruz sevgili gençler. Hakikaten cennet memleketimizin kıymetini hep beraber bilmemiz lazım. Biz bir gemide yaşıyoruz. Bu gemide bakın gördük, eğer bir sıkıntı meydana gelirse hepimiz gideriz. Onun için yapacağımız en büyük hizmet gençliğe, yani sizlere yöneliktir. Sizin için de ne gerekirse biz yapıyoruz ve sizler için de gelecek projeler, öneriler, hocalarımızla ve sizlerden de başta Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüz, Aile Kadın Müdürlüğümüz, bütün arkadaşlarımızla sizlerin emrinizdeyiz. Sizlerin emrinizde olacağız ve Allah'ın izniyle sizlere burada güzel bir şekilde bir ev sahipliği yapmaya çalışacağız. Böyle aziz olan sizler gibi bu mihmandarlarımız, bizim bu misafirlerimiz başımızın tacıdır. Başımız gözümüz üzerine tekrar geldiniz sevgili gençler. Tabii okullarla ilgili kaynak ihtiyacı olur. Biz bunu öğretmenlerimizle görüşürüz. Sizlerle ilgili ihtiyaç olan deneme olur, yaprak testleri olur. Bu geri kalan zaman diliminde ne gerekirse yapacağız sizlere. Dediğim gibi bizim bu zamanı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bakın başımızda çok kıymetli öğretmenlerimiz var. Sevgili öğretmenlerimiz, saygıdeğer öğretmenlerimizle biz de sizlere burada annelik ve babalık yapacağız. Gençler, ben de sizler gibi yurtta kaldım. Siz işte 3-5 ay yurtta kalıyorsunuz ama eğitim öğretimimizin büyük bir kısmını biz yurda geçirdik. Ben de gurbette, özellikle liseyi Kastamonu'da okudum. Kastamonu'da Abdurrahmanpaşa Lisesi'ne gittiğimde sizlerin yaşındaydık. Sizlerin şu anki durumunuzdaydık ve orada biliyorsunuz yurtta kalan çocuk kendi çorabını kendisi yıkar. Değil mi? Yatağını kendisi düzeltir. Kahvaltısını arkadaşlarıyla şu anda her biriniz birbirinizin nesebi olan, doğumda beraber kardeş olan kardeşlerle çok daha yan yandasınız. Onun için şu anda her birinizin en az 120 kardeşi var. Normalde evde olsanız 3-4 tane kardeşiniz, bir anneniz, bir babanız olacaktı. Ama bakın 120 kardeşsiniz ve bu 120 kardeşin en az 30-40 tane de annesi babası, yani öğretmenleri var. Ve bir kaymakamımız, bir de ilçe belediye başkanımız var. Yine ilçe milli eğitim müdürümüz diye kamudaki tüm abilerimiz, tüm yöneticilerimiz sizlere emrinizdeyiz arkadaşlar. Bizlerin size tek dileği şu, bakın her bir sorun, demin kitap alırken birden o dikkatimi çekti, her bir sorun bir fırsatın kapısını açar. Onun için burada bir sorun, bir problemden dolayı şu anda buradaysak unutmayacağız ki o kapının arkasında çok büyük hediye paketleri var. Bunlardan birincisi
Sevgili gençler, sizlerin üniversite. Üniversiteyi kazanacak paketinizdir. Her biriniz en güzel üniversiteyi inşallah kazanacaksınız. Çünkü zor şartlarda geldiniz ve bir nevi kamp durumunda şu anda. Oturuyorsunuz, sadece ve sadece ders çalışıyorsunuz. Başka hiçbir başarınızı engelleyecek olan bir problem yok. Oturuyoruz, bulunduğunuz yurtlarımız, bulunduğunuz okullarımız bir nevi bir üç aylık, altı aylık gittiniz, tamamen bu işe kilitlendiniz. Bu şekilde düşüneceğiz inşallah. Ailelerimiz de bizler de çok şey bekliyor. Çok kıymetli hocalarımız da çok şeyler bekliyor. Bizler sizlerle ümit varız. Bizler sizlerin emrinizdeyiz. Sizlerin hizmetinizdeyiz. Tekrar özellikle bu hafta sonunu bizlerle bu güzel kahvaltıda geçirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ailelerimize bizden çok selam ve hürmetlerimizi sunuyoruz. İnşallah burada sizlerle daha güzel projelerle zamanımızı daha güzel değerlendirecek şekilde tekrar bir arada bulunuruz. Rabbim hepinizden razı olsun. Üç aylarınız da mübarek olsun. İnşallah sağlıkla, sıhhatle Ramazan'a, akabinde de Ramazan bayramına ulaşırız hepimiz. Sizi hepimize ayrı ayrı Cenab-ı Allah'a emanet ediyor. Saygı ve hürmetle sunuyorum. Teşekkür ederim. Öyle bugüne kadar sunarak sizlere eşlediğinizle çok olan, taktiğinizle çok olan Vedaş Bölge Müdürümüze ve ekibine yine şahsında sizlere adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler sizlerin geldiği günden bu yana bir takım olumsuzluklardan etkilenmemeniz adına, derslerinizden geri kalıp sınavda geri kalmamanız adına elimizden geleni yapıyoruz. Daha siz gelmeden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız ilimize teşrif ettiler ve bizleri talimatlandırdılar ve sizler için gerekli her şeyi buraya göndereceklerini bize ifade ettiler ve yaptılar. Ve yine Milli Eğitim Bakanlığımızın bürokratları hem siz gelmeden önce hem de geldikten sonra gelip planlamaları yaptılar ve okulları ziyaret ettiler. Sayın Valimiz, Baba Valimiz gün be gün bizden rapor istiyor. Hem pansiyonda kalansız öğrencilerimizin durumunu istiyorlar. Hem de mahallelerimize misafir olarak gelmiş aileler var sizlerin. Komşusu, eşi, dostu, akrabası, ise buradan gelmiş aileleriniz var. Ondan durumlarla ilgili bilgi istiyorlar. Biz de hem Kaymakamlık ve diğer bağlı kuruluşlar olarak hem belediyemizle birlikte el birliği içerisinde, iş birliği içerisinde sizler için elimizden gelen en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Şundan emin olun, yani bu bizim için bir lütuf değil. Bu hem sosyal devlet olmanın bir gereği hem de devletimizin sıcak yüzünü sizlere gösterme adına yapmamız gereken görevlerimiz. Yani bunun bilincindeyiz, bunun farkındayız. Onun için biz Tuşba'daki hiçbir çocuğumuzla, hiçbir öğrencimizle en ufak farkımız yok. Bunu bilin. Onun için biz de arkadaşlarımız, talimatlandık. Sizin o bulunduğunuz okullardaki müdürlerimizle istişare yaptık. Bize sizlerden gelen her ne talep olursa olsun, eksiklerinizle ilgili ya da taleplerinizle ilgili istişare ediyoruz. Okul idarelerimiz, Milli Eğitim Aracılığı bizlere iletiyorlar. Biz de onları cevaplamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar yaptık. Bu bundan sonrası için de geçerli. Az önce misafir olduğumuz, masasına misafir olduğumuz arkadaşlarımız da bazı taleplerini ilettiler. Bunları da yerine getireceğiz. Bir gezi talepler oldu hatta üniversiteye olan güzelliklerden. İnşallah onu da yapacağız. Biz hepsine hazırız. Bunlar hiç sorun değil. Sizden tek isteğimiz var. Yani siz bu olumsuzlukları geçici de olsa aklınıza getirmemeye çalışın. Derslerinizden geri kalmamaya çalışın. Aksi takdirde kaybeden siz olacaksınız. Bunun bilincinde olarak iyi bir şekilde hazırlanın. Kendi istikbaliniz için çalışın. Yani şundan emin olun, mutlaka günü geldiğinde evinize döneceksiniz. Onun için bu geçici olumsuzluklardan etkilenmemeye çalışın. Sizden tek temennimiz bu. Şunun bilincinde olun, yani diğer oluşabilecek okuldaki eksiklerinizle ilgili
Hiçbirisi sorun değil, hepsini biz karşılamaya hazırız. Bu düğme düşüncelerini tekrar bugüne ev sahipliği yapan, sponsor olan, hem belediyemiz, hem belediyemize, emeği geçen görev olan Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve ekibine, belediye ekibine, şahsımda siz değerli öğrencilerimiz adına şükranlarımı sunuyor. Daha güzel bir olmadan bu iş bak dileğiyle asmadım. Sevgili öğrenciler, az önce Sayın Kaymakamımızla, Sayın Belediye Başkanımızla masalarda sizlerle oturarak konuştular. Sizi tanımaya çalıştılar. Bizim Duşba ilçesindeki diğer bütün öğrencilerimiz her neyse 40 bin tane öğrencimiz var. Sizlerin onlardan hiçbir farkınız yok. Yüksekova'daki okullarımız kime aitse devlete ait, nitekim buradaki okullarımız aynıdır. Oradaki öğretmenler de aynı, buradaki öğretmenler de aynı. Sizin öğretmenleriniz de buraya geldiler. Biz öncelikle sınav grubu öğrencilerimiz, 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz ve daha sonra diğer öğrencilerimiz, çünkü ara sınıflarda da öğrencilerimiz var. Bu çocuklarımızın burada kendilerini yuvalarında, evlerinde hisseder gibi ortam hazırlamaya çalıştık. Biliyorsunuz bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda bütün imkanlarını seferber etti. Özellikle sınav grubu öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını giderilmesi için bütün pansiyonlar maksimum düzeyde dizayn edildi. Yeniden yatağından, yorganından, çarşafından, yastığına kadar getirildi. Ben bir an önce her şeyin gönlümüzce olmasını diliyorum. Tekrar ilçemize hoş geldiniz. Başarılar diliyorum herhalde. Ben bugün burada herhalde en mutlu günlerimden birini yaşıyorum. Çünkü en sevdiğimiz ortamlardan birini şu an yaşıyoruz. Hakikaten de öğrencilerle beraber olmak, gençlerle birlikte olmak, onların duygu düşüncelerini öğrenmek bizim için de çok onur verici bir şey. Onlara bir şeyler sunabilmek, katkıda bulunabilmek bizim için de en güzel duygulardan biri. Sağ olsun Tuşba Belediye'miz bize bu şekilde bir teklifle geldi. İşte biz böyle bir program düzenliyoruz, katkıda bulunmak ister misiniz diye. Biz de seve seve bunu yönetime götürdük. Hatta onların sunduğu bazı şeylerde üzerine çıkmaya gayret ettik. Yönetim de bunu gayet olumlu karşıladı. Ve biz de küçük bir mütevazi bir hediyeyle bu işe katkıda bulunmaya karar verdik. Mütevazi bir katkıdır. Daha fazlasını gönül isterdi ki verelim. İnşallah o da ileride olacaktır. Şeyden sonra bu sunulacaktır. Şunu söylemek istiyorum. Özellikle buradaki arkadaşlarımıza, Milli Eğitim Müdürümüz de bahsetti. Buradaki arkadaşlardan benim isteği hakikaten eğer insanımıza, buradaki insanlara, yöredeki insanlarımıza biz eğer faydalı olabileceksek, faydalı olmak istiyorsak bunun en büyük yolu, yöntemi kalemledir, defterledir, kitapladır, ilimledir, irfanladır. Yani bizim memleketi geri bırakan ne kadar unsur varsa inanıyorum ki bununla çözülecektir. Bizim, benim kurumum adına, kendim adına en büyük isteği budur. Gidin ve 6 sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene sonra buraya yetişmiş birer insan olarak dönün. Bu konuda bu organizasyonu düzenleyen başta belediyemiz ve kaymakamımız olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyorum. Bize de bu imkanı sundular. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Belki bu var.